Merhaba. Merhabalar. Buyurun. Biz Salih Kolibey'e bakmıştık ama. Benim. Hoş geldiniz. Biz hastanede... Bir de bugün Vuslat dizisinin hayatını çok merak ettiğiniz usta oyuncusuyla bir araya geliyor. Anladım. Buraya gelip sizinle tanışmak istedik. Efsanevi bir... Dizide gizemli bir geçmişe sahip olan Salih Baba'ya hayat veren Mehmet Özgür'le belki de daha önce hiçbir yerde duymadığınız derin bir sohbet gerçekleştirdik. Buyurun biraz hasbihal edip karnımızı doyuralım, açsınızdır. Efendim biz oyuncular pille çalışıyoruz. Şu anda pilimi değiştiriyor. Böyle bizim meslek böyle. Ben Antalya'nın Korkuteli ilçesinde doğdum. Ve 18 yaşından sonra da Antalya'ya yerleştim. Antalya'da büyüdüm. Hala Antalya'da yaşıyorum. Aşçı bir babanın ve ev hanımı bir annenin oğluyum. İki kız kardeşim var. Evliyim ve Başar Arhan isimli bir oğlum var. Eşim ve kız kardeşlerim de benim gibi oyunculuk sanatıyla iştigal ediyorlar. Kız kardeşim başka bir tiyatroda, diğer kız kardeşim ve eşimle Antalya Şehir Tiyatroları'nda birlikte çalışıyorum. Aynı zamanda o tiyatronun Antalya Şehir Tiyatroları'nda genel sanat yönetmenliğini sürdürüyorum. 49 yaşındayım. 50'ye merdiven dayadım. Ama gönlüm hala 20'li yaşlarda. Şuradan olması gerekiyor. Solundan. Yani bize göre sonra. Değil mi? Yani oradan da olabilir de, buradan da olabilir, buradan, her yerden olabilir. Aksi. Babanızın aşçı olmasına rağmen bütün kardeşler oyunculuğu seçmişsiniz. Neden diye merak ediyoruz. Ya şundan olabilir belki, benim baba tarafımın hepsi aşçı. Yani bütün amcalarım aşçı, işte onun diğer amca oğulları aşçı ve içinde hakikaten çok iyi otellerin baş aşçıları falan var, milli aşçılar var. Böyle bir ailenin içerisinde büyüyünce ve çocukluğumuz da restoranlarda ve mutfaklarda geçince biz tercih etmedik ama hep bir tarafımda, gönlümde vardır. Hani bir gün böyle bir işletmenim olsun ve ben geçeyim bir köşede yemek yapayım. Çünkü evde de ya da işte bir kampta da bir yere gittiğimizde de o işi yapmaya bayılıyorum. Biz memnun olmasak seyirci bu işten memnun olmaz. Seyirci memnun olduğu için bunun tek sağlaması budur, matematiği. Seyirci bir şeyi izliyorsa, memnunsa bilin ki kameranın arkası da memnundur. Peki en iddialı yemeğiniz nedir? Ben saç kavurmada çok iddialıyım. Yani çok iyi saç kavurma yaptığımı söylüyorlar yiyenler. Ama benim hikayem biraz daha garip aslında. Hani şimdiki Vuslat'ta da garip garip hikayeler, böyle gönülden hikayeler dinliyoruz, izliyoruz ve oynuyoruz. Aslında benim çocukluğum da böyle bir dönemden geçiyor. Çünkü benim büyüdüğüm yerde, Korkuteli'nde daha önce oyunculuk mesleğiyle iştigal eden hiç kimse yok. Akrabalarımda da yok. Ben televizyonu da çok geç görmüş bir nesilim. 70 doğumluyum. Ve ben sorduklarında, hani daha küçücük yaşlarda bana ne olacaksın diye sorduklarında ben oyuncu olacağımı söylüyordum. Hatta daha ötesinde tiyatro oyuncusu olacağımı söylüyordum. Bu hiç değişmedi. İlkokulda, ortaokulda, lisede ve nasıl tiyatro oyuncusu olunacağını da bilmeyerek söylüyordum bunu. Ve sonrasında Antalya Şehir Tiyatroları'nın bir ilanını duydum. Yetiştirilmek üzere oyuncu alınacağına dair. O ilanı takip ettim, gittim ve o gün bugündür Antalya Şehir Tiyatroları'ndayım. Ve hani bir köşesinden başlayıp girdiğim tiyatronun şu anda genel sanat yönetmenliğini yapıyorum. 4 kişilik servis. Zeynep, kaç kişilik? Ona göre. Gelen misafirlere de kaç kişi geliyor? 4 geliyor. Bir de ben 5. İlk rolünüzü hatırlıyor musunuz? Tabii ki. İlk profesyonel oyunum Kanlı Nigar. Sadık Şendil'in kaleme aldığı Kanlı Nigar oyununda Laz rolüyle sahneye çıktım. Dün gece neredeydin Abdullah Efendi? Dedik, kaderin. Çıktı, dedi. İnce öğütür.
ilk repliğinizi de duymak isterdik. Dur bak. Dans ederek çıkıyorum. Duruyorum. Sonra Abdi diyor ki bana, hoş geldin Lazoğlu diyor. Enseme vuruyor. Ben susuyorum. Ta ki beni konuşturana kadar uğraşıyor. Beni konuşturmaya başladığı anla da uyuy diyorum işte. Beni tanıyor musun? Anamı tanıyor musun? Babamı tanıyor musun? Amcamı, onu yeğencemi, onu tanır mısın? Huyumu bilir misin? Suyumu bilir misin? Bak bakalım bir yerde görmüşlüğün var mı? Bir yoldan geçtik mi? Bir dereden su içtik mi? Kimsin, nesin bulur muyum? Maçın sen beni bilir misin? Diye devam eden bir tirat. Bu bir buçuk sayfalık bir tirat. Bir 5 dakikamız var. Oturabilirsiniz. Ayakta beklemeyin. 5 dakika sonra tam bir program yapacağız. Yakup neyi anladın? Bulunduğunuz yerden memnun musunuz? 5 dakikamız var. Şükür. Sevdiğim işi yapıyorum. Çocukluğumdan beri peşinde olduğum işi yapıyorum. Ve şu anda olabileceğim en doğru yerde olduğumu düşünüyorum. O yüzden mutluyum. Can tamam. Şu an yatak odama herkes galoşla girsin. Evet. Bu nedir ya? Vuslat ve Salih Baba ile yolunuz nasıl kesişti? Bu işi okuduğumda hikayeyi çok sevdim. Fakat bir tereddüdüm vardı. Yaş olarak diğer kasta baktığım zaman Salih Baba'ya uygun muyum? Yani ben Salih Baba'yla faydam olabilir mi? Ben evet bu senaryonun içerisinde olayım ama başka bir rolle olayım ki hani daha çok fayda sağlayayım diye bir yargım vardı kafamda ve oturup yapımcılarla, uygulayıcı yapımcılarla, işte yönetmeniyle oturup bu işin sohbetini yaptık. Dedim ki ya benim böyle bir tereddütüm var. Yani ben yaş olarak şimdi Çakal Necmi benden yaşça daha büyük, işte Murat Bey benden yaşça daha büyüktür ama bana baba diyorlar, Salih Baba diyorlar. Yani bu seyircinin olgusunda oturmayabilir tereddütüm vardı. O gün şunu konuştuk, yani aslında bu adamın yaşsal kimliği değil, bu adamın yaşamsal kimliği, bugüne kadar biriktirdikleri onu baba yapan tarafı. Çünkü toplumda böyle insanlar da var, yaş, biz onlara kanaat önderleri diyoruz. Yaşça küçükler ama hakikaten bütün etrafına babalık yapabilecek kudrete ve birikime sahipler. Bu adam da öyle bir şeydi, zaten karakter çok güzel bir karakterdi. Ve hikaye olarak da, yazım tekniği olarak da o kadar güzel işleniyor ki nakış gibi, o kadar denk geliyor ki gönüle. Zaten benim uzak olduğum bir taraf değil de tasavvuf okumayı ve onunla hayatımı yönlendirmeyi sevdiğim için tam da böyle gönlüme göre bir işti. Ve şükürler olsun ki oldu ve bugünü gördük. Şimdi de çalışıyoruz. Dün gece nerelerdeydin? Sonra dedi. Sizin yorumunuzla Salih Baba nasıl biri? Salih Baba aslında kendi dönüşümünü, devinimini tamamlayıp hiçle ulaşmış. Ve artık dünyada onun için burada gördüğünüz hiçbir madde olarak değil, hepsinin maneviyatıyla ilgilenen ve işin manevi tarafında olan, o dünyaya dalmış veya o sularda yüzen bir insan. Enteresan bir yolculukla, hani en pik noktadan, en tavandan, tepeden en dibe kadar inmeye cesaret edip kendi yolunu bulmuş ve o yolla da kavrulup bulduğu yolu da şimdi etrafında kaybolmuş insanlara nakşeden bir adam. Dolayısıyla hani oynamaktan da, hikayesini okumaktan da, onu yaşamaktan da çok büyük haz alıyorum. Umuyorum ki o da seyircimize geçiyordur. Doktorlar çağıracağım, ben sizi bekleyin. Hayatla dalga da geçebilen bir Salih Baba görüyoruz. Bu durum senaryodan mı kaynaklanıyor yoksa sizin tercihiniz mi? Ben görüyor muyum aldığını? Evet abi. Dün gece neredeydin Abdullah Efendi? Kaderin değirmeni yavaşlatır. Bu senaryoda ufak ufak uçları var ama ben de bunu tercih ediyorum. Çünkü bu adam zaten hayatı bitirmiş. Yani maddi hayatı bitirdiği için etrafında gördüğü her şeyi
hiçliğe yoracak kadar, ya onu da boşa yapıyorsunu diyebilecek kadar ve bunu görebilecek gönül gözüne sahip olgunluğa gelmiş. Dedim ya, hiçliğe ermiş bir adam. Dolayısıyla o saatten sonra bir başkasının dert edindiği sıradan bir şeyle dalga geçebilme ihtimali çok yüksek olan bir adam. Çünkü biliyor ki o dert değil. Bir başkasının canı yandığında gördüğümüz ya da duyduğumuz andan itibaren sorumluluk sahibi olmamız gereken o kadar fazla uyarıcı var ki etrafımızda. Fakat biz kendi derdimize, kendi ufacık işte ayakkabımızın renginden tutun da giydiğimiz pantolonun markasının derdine düşecek bir hale geldiğimiz için etrafa da kör kaldık. O körlük bizi artık kendimizden de, kendi iç dünyamızdan da uzaklaştırdı. Bizi tamamen maddeye yöneltti. Bu da artık hani hiçbirimizi mutlu etmeyecek bir düzene doğru gidiyor hayat. O yüzden Salih Baba figürü bu anlamda ekran başında birçok insana bunun farkındalığını öğretecek, bunun farkındalığını yaşatacak bir karakter. Buradan geçerken dedim ki ona, dün gece neredeydin Abdullah Efendi dedin. Kalktım. Bıraktım. O anda kalktı, şeyi alıyor, ben görüyorum buradan. Aldı. Veda zamanı, sizin de eklemek istedikleriniz olacak mı? Şimdi diyeceğim. Kader değirmeni yavaşlanır. Bu hayatın farkına varsınlar. Çok güzel bir söz var. Geçenlerde izlediğim bir videoda. Görüyorsan, duyuyorsan sorumlusun diyor. Eğer sorumlusan, sorumluluk alırsan insansın. Sorumluluk alırsan adamsın. Almıyorsan değilsin, olmamışsın daha. O yüzden biraz hayata böyle baksınlar. Hangisi sahanda gelmiştin abi? Bu içten ve etkileyici söyleşi için Mehmet Özgür'e teşekkür ediyoruz. Biliyor musunuz? Yarın bana bakar. Ben teşekkür ediyorum. Bir dakika. Emekleriniz için. Baksın şu an, bu ara o ara olabilir. İyi ki varsınız.